Şimdi bir yandan da tabii gözler kulaklar artık yıl sonuna da dönmüş vaziyette. Doğru. Yani Eylül ayını tamamlıyoruz. Yarın artık 1 Ekim ve Ekim'le beraber de şimdi karşımıza tabii adım adım daha da yoğun bir şekilde konuşacağımız zaman dilimleri de yaklaşıyor. Peki hem emekli hem de memur için tabii e, gözler kulaklar orada dedim ya bir yandan da hesaplar, ihtimaller o ihtimallerle beraber de gelişen pek çok beklenti de var. Nasıl bir tablo söz konusu? Şimdi tabii bizim elimizde şu anda 2 aylık veri var. Yani enflasyon açısından baktığın zaman işte Eylül enflasyonu da açıklanacak yakında. Dolayısıyla 3 aylık veri olacak. Sonra 3 aylık veri daha kalacak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 6 aylık enflasyon bizim açımızdan emeklilerin ve memurların maaş artışını belirleyen en önemli veri. Yani buna göre belirleniyor bildiğiniz gibi. Her 6 aylık enflasyon kadar. Ha Biz yıl sonu enflasyonunu bilmiyoruz ama e, bununla ilgili birçok anket var, açıklama var, öngörü var. Bunlardan yola çıkarak bazı hesaplamalar yapabiliyoruz. Ama baktığın zaman %40 ile %49 arasında bir e, enflasyon beklentisi var e, kuruluşların. Hatta burada bana göre en önemli referans da orta vadeli program. Yani neticede üstünde çalışılmış bir program. Ha, tam tutar ya da tutmaz ama... Belli ki 40-45 arasında bir rakam ortaya çıkacak. Buradan bazı hesaplamalar yaptık. Çünkü yıl sonu enflasyonuna göre 6 aylık oran belli oluyor. Orta vadeli program %41,5 diyor. 6 aylık oran %13,44 çıkıyor. Memur artışı da 9,31. 13,44 SSK ve bağ kurulunun artışı aslında. Enflasyon artışları bunlar. Piyasa katılımcılar anketi Merkez Bankası'nın yaptığı her ay yaptığı bir anket. Orada da 43-14 çıkmıştı. Orada da %14.76'lık bir SSK Bağkur artışı ve 10.59'luk memur artışı ortaya çıkıyor. Yine Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir anket var. Oradan 42.84 çıktı. Yine yakın rakamlar %14.52, %10.36. Reuters'ın yaptığı bir anket var. Yine ekonomistler arasında yapılmış bir anket. 42.95 ki Anadolu Ajansı'na çok yakın. 14.60 ve 10.43 çıkıyor. En yüksekte Finansal Kurumlar Birliği'nin yaptığı bir anketten gelmişti. 49-39 orada da %20'ye yakın bir SSK bağkur artışı ve %18'lik bir memur artışı geldi. Demin meclise gelecek yasalardan bahsederken ek e, zam e, yasası da gelebilir demiştim. Dolayısıyla hani burada e, memurlarla SSK bağkurlar arasında bir fark oluştu. Aynen geçtiğimiz Ocak ayında tam tersi olmuştu. Memurlarınki yüksek, SSK bağkurlununki düşük olmuştu. ...ve eşitlenmişti. Ben de burada bir eşitleme söz konusu olabilir. Bir refah payı eklenebilir. Netice itibariyle tabii... ...bu yıl yaşanan yüksek enflasyon... ...yıl sonunda düşüyor ama... ...neticede bu yıl ciddi bir enflasyon ortamı yaşadığı insanlar... ...ve hala yaşamaya devam ediyor. Yani işte yıl içinde yüzde seksenlere kadar ulaşmış... ...enflasyonlardan bahsediyoruz. Sene sonunda 40'tan yapılan bir hesap... ...buradaki kayıpları çok karşılamıyor. O yüzden de... ...bir refah payı... ...benim de beklentim var. Çünkü... Ee, biraz daha bu oranların yükselmesi lazım. Bir de burada asıl referans olan birazdan belki konuşacağız. Anadolu, e, asgari ücretin yapılacak artış. Çünkü asgari ücret Aralık ayında belirlenirken yıl sonu enflasyonu bilinmeden yapılacak. Orada yapılan artış aslında emekliye ve memura yapılacak artış için de önemli bir referans olacak. Evet şimdi <laughs> tabii hemen şöyle bir memur ve memur emeklisi için de taban aylık Onunla alakalı grafiğe de şöyle bir bakalım. Evet, bu da ihtimaller nasıl şekilleniyor. Az önceki oranlardan hani daha refah payı konulmamış, sadece enflasyon ve toplu sözleşme artışıyla orta vadeli programa göre en düşük memur maaşı 42.855 liraya çıkacak. Yani kamudaki en düşük maaştan bahsediyorum en düşük emekli memur maaşı da 19.255 lira olacak. Bu rakamlar böyle geliyor. İşte diğer anketlere göre 43.000 ve en sonunda da 45.247 lirayı görüyoruz memurda. En düşük emekli maaşında da 20.298 liraya kadar çıkıyor. Öyle gözüküyor ki işte 19'da 20.000 20 bin lira arasında bir emekli maaşı, 42 bin lirayla 45 bin lira arasında da en düşük memur maaşını göreceğiz. Yıl sonunda tabii burada refah payı olmazsa diyorum. Bu tamamen enflasyon ve toplu sözleşme ile hesaplanmış rakam. Evet hemen de şöyle bir yeni taban aylık hesaplarına da bir bakalım. Ona da bakalım. Ki orada da yine enflasyon bazında ve e, tahminlerle gelişen işte tabloda karşımızda. Şimdi bu az önce bahsettiğim o taban maaş en düşük emekli maaşı uygulaması var biliyorsun. Şimdi 12.500 lira yani 10.000 liraydı Temmuz'da 12.500 lira yapıldı. Dolayısıyla burada bu rakamın altında kalan bütün maaşlara seyyanen bir sosyal ödeme yapıyor hazine ve 12.500 liraya tamamlıyor. Bu nasıl artabilir tahminiyle yürüttüğümüz bir hesaplama yöntemi, bir simülasyon. Yine buradaki işte açıklanan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre yaptığımız hesaplamaya göre 6 aylık enflasyona göre arttırılırsa bunlar, Geldiği nokta 14.180 ile 14.971 lira arasında bir yeni taban maaş oluşuyor. Yani ne diyebiliriz? 14.000 ile 15.000 lira arasında bir yeni taban maaş gelebilir. Hani 12.500'ün artırılması. Ama refah payı eklenir de ona göre artırılırsa burada 15, 16, 17 bin liraları da görebiliriz. Dolayısıyla orada da bunların altında kalan bütün maaşlar buraya tamamlanacak. Bunun yapılması lazım. Yani yapılmak durumundayız. Niye? aynen Temmuz ayında olduğu gibi yaklaşık 2-3 milyon emekli eğer 11 bin liranın altında maaş alıyorsa bu oranlarla sıfır zam alacak. Dolayısıyla hani maaşlar 11 bin liranın altında ama bugün 12 bin 500 lira yatırılıyor onlara. Fakat zamlar o asıl kök net maaşlarından oluyor. işte 10 bin liraysa onun üzerine olacak 13, 44, 15 neyse. Dolayısıyla bunlar sıfır zam alıyormuş gibi olacak. O yüzden de bu taban maaşı artışı Ocak'ta göreceğiz. Az önce gelecek reformda eğer bu konularda gündeme gelirse hani orada yapılacak emekli maaş sistemindeki değişiklik aslında bu uygulamalarda bir nebze bu sorunları da ortadan kaldıracak bir yeni sistemin gelmesi lazım. E, hem insanlar arasındaki adaletsizlik varmış algısını ortadan kaldırmak hem de e, işte bu uygulamalardaki bu sıfır zam gibi tehlikeleri ortadan kaldırmak için o çalışmanın yapılması lazım. Bu konuyla ilgili de çok yazı yazdım nasıl olmalı nedir sorun aslında diye çünkü şöyle bir durum var yani siz bugün 12.500 lira taban maaşı uyguluyorsunuz işte en düşük memur en düşük emekli maaşı alan herkes 12.500 lira alıyor ama ben de bir esnaf olarak 9.000 gün prim ödemişim 13.000 lira maaş alıyorum dolayısıyla ben 9.000 gün prim ödeyerek 13.000 lira alırken işte 3.600 günden 4.000 günden emekli olan birisi de 12.500 lira alıyor şimdi burada Evet, düşük maaşlara yapılan bu seyyanen artış pandemiden beri birçok insanı rahatlattı ve refah verdi. Çünkü yoksa o maaşlar ödenecekti. Ama burada bir adaletsizlik yapılıyormuş algısı insanları rahatsız ediyor. Dolayısıyla getirilecek yeni sistem bütün bunları ortadan kaldıracak bir düzenleme olacak önümüzdeki dönem için. Peki şimdi tabii asıl kritik nokta asgari ücret tabii milyonların gözü kulağı Oradan gelecek haberler önümüzdeki aylar tabii kritik bir öneme sahip. İşte hemen şöyle bir baktığımız zaman senaryolar nasıl şekilleniyor?